Nope. Nope. Arkadaşlar merhaba. Bugün tam da önceki abimizin Javaliers'ın arkasında bir Sunglasses Hut diye bir yer var. Peki burası ne? Gözlükçü. Böyle bayağı bildiğin Ray-Ban'lar, Versace'ler, Prada'lar. Değişik değişik bütün gözlükleri size fiyatlarını falan göstereceğim. Amerika'da gözlük fiyatları yani Ray-Ban'lar falan şunlar bunlar. Yani en çok Ray-Ban'ı biliyoruz biliyorsunuz. Birkaçını da denerim. Sizden tek ricam var arkadaşlar. Abone olmanız, beğenmeniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Fiyat karşılaştırması dediğim gibi her zamanki gibi beraber yapıyoruz. Siz yorumlara bunun fiyatı şu kadar daha burada diyebilirsiniz. Türkiye'ye geldiğimde ben zaten mümkün oldukça onlara da bakacağım zaten. Karşılaştırmalarını da yapacağım. Şimdi içeri giriyorum. Videoya başlıyoruz. Bakalım fiyatları ne kadarmış? Ray-Ban'ların, Versace'lerin, Prada'ların, şunların bunların, Michael Kors'ların artık hepsi. Alay aklıma gelmeyen birçok şey. Hadi görüşürüz. Dur geçiyorum şimdi daha. Girdik. Burada Ray-Ban'lar bizi karşılıyor gördüğünüz gibi. Bu arada hep de böyle çekişim yapıyorum. Şurada bir tane Manfrotto kameram var. Aynı zamanda tripod olabiliyor bu arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Fiyatlarını, price'larını size göstereyim arkadaşlar. Genellikle kullanan bir model arkadaşlar. 203 dolar. Genellikle biliyorsunuz Ray-Ban ünlü modellerinden biri. Hemen şöyle bir denemesini de yapayım. Size de göstereyim. Ray-Ban'ın bu modeli arkadaşlar. Bana biraz küçük oldu ama şık bir model. Şöyle çok da ortalığı karıştırmadan göstermeye çalışayım. Bak bu model de bayağı şıkmış. Ama ben bunları sevmiyorum. 193 dolardı onun fiyatı. Bayağı elle yazmış dayı. Bak ben şunları bayağı beğenmiştim. 153 dolar da bunun fiyatı abi. Şöyle göstereyim size. Burada da etiketi kaldı ama. Şöyle arkadaşlar. Şu an karanlık görüyorum sizi ama. 153 dolar. Bu Ray-Ban'ın fiyatıymış arkadaşlar. Buralarda bazı yerlerinde indirim olabiliyor. Mesela şöyle bir model var. Pembemsi 178 dolardı. Bunun fiyatı arkadaşlar. Bunu da denemek istiyorum hemen. Şöyle göstereyim sizlere. Güzel oldu gibi. Ne diyorsunuz? Hoş durdu bu. Bunu alsak mı ya? Alamıyoruz ki. Keşke alabilsek. Bir de böyle damla gözler var biliyorsunuz. Ray-Ban'ların zaten her zamanki meşhur şeyleri. Bunu denemeyeceğim bile. Çok da sevmediğim için ondan dolayı. Mesela ya tabii aynı modelin farklı farklı şeyleri de değişebiliyor. 173 dolarmış mesela. Bu tahminen ellerinde kaldı. Biliyorsunuz Amerika'da genellikle böyle ellerinde kalınca. Yalnız ben düzeltemiyorum bunu. Niye böyle oluyor? Mesela Ray-Ban'ların bu klasik çerçeveleri var arkadaşlar. Bunların fiyatları da 143 dolarmış arkadaşlar. Şöyle göstermem gerekirse. 143 dolar da bunun fiyatıymış. Yani gene tekrar ediyorum arkadaşlar. Amerikalılar için bunlar 143 lira olarak şey yapabiliriz. Bunlar zaten az önceki modelin farklı şeyleri. 153 dolar zaten farklı renkleri. Devam ediyorum. Şu biraz şık duruyor. İnce böyle bayağı şey. Mesela bu arkadaşlar ne diyor ya? 805 diyor. 508 diyor. Ben anlamadım bu kaç dolar. İnşallah 500 dolar falan değildir. Bayağı expensive'dir yani eğer öyleyse. Evet burada devam edersek Ray-Ban'ları. Bu arada burada şeyler falan da var. Versace'ler falan da var. Onları da göstereceğim size. Hızlıca. Yani ablam dedi ki buradaki abla fazla zaman hani tanıyamayabilirim. Sıkıntı olabilir dedi. Ondan dolayı pek fazla uzun tutmayacağım. Böyle çirkin bir model var. Ray-Ban'ın böyle çirkin bir modeli arkadaşlar. 178 dolarmış bu Ray-Ban'ın fiyatı da. Genellikle işte şu fiyatlar mesela şuna da bakalım. Bu da biraz çirkin. Bu da 178 dolar. Yani en ucuzu şu ana kadar şeydi arkadaşlar. 140 dolar falandı. 120-213 dolar arkadaşlar. Netle artık şunu ha. 213 dolar bunun fiyatı arkadaşlar. Şöyle gösterirsem gözlüğü de size. Devam edeyim. Bak mesela şu Ray-Ban'ın şu modelleri şık arkadaşlar. Şu model şıkmış mesela. Bunu hemen bir denemek istiyorum. Siz de görün yani. En azından yüzde nasıl duruyor onu görmeniz açısından. Şöyle gösterirsem arkadaşlar. Siyahı bu şekilde. Böyle şık bir gözlük. Tabii bunun renklileri daha da güzel olur yani. Buna eminim. Siyah biraz eskide kaldı. Eskiden ben çok siyah giyen bir insandım. Takılan bir insandım. Ama şimdi biraz daha renkli takılmaya çalışıyorum. Böyle düz camlı olanlar. Yani düz cam dediğim hani biraz daha düz olanlar arkadaşlar. 213 dolarmış. Az önceki baktığım ne kadardı mesela? Ona hemen grisine bakayım. 153 dolarda netleyecek ya saçmalama ya. 153 dolar da bunun fiyatı arkadaşlar. Ray-Ban'ın böyle gözlükleri bile var. Enteresan gözlükleri. Böyle gözlük. Mesela şu gözlük, şu saçma salak gözlük ne kadarmış? 188 dolar. Ben hiç beğenmiyorum böyle gözlükleri. Böyle değişik gözlükleri de var Ray-Ban'ın. Damla gözün tersi gibi bir şey bu. Bunun fiyatı ne kadar arkadaşlar? 213 dolar da bunun fiyatıymış. Şimdi Ray-Ban'ı yeterince gösterirsek şurada da Ray-Ban'lar var. Ray-Ban mesela şu şık, şunlar da şık. Mesela şunu deneyebilirim. Şunu göstereyim size.
178 dolarmış fiyatı. Bak bu şık durdu. Bu bayağı şık durdu. Şöyle bakarsanız bayağı şık durdu. 178 dolar ama çok pahalı işte. Acayip pahalı. Acayip pahalı yani, ne yapacağımı bilmiyorum. Ha, 40 dolar bir indirimi var diyor ama ne kadar iyi olur o indirim bilmiyorum. Şöyle yuvarlak camları var. Bunları da göstereyim size. Yuvarlak camlarından da. Mesela ben her geldiğimde burada bunu deniyorum. Bu gözlük bayağı hoşuma giden gözlüklerden. Şöyle Ray-Ban'ın arkadaşlar. Yuvarlak camlısı. Yuvarlak camlar benim hoşuma gidiyor. Ama daha hiç alıp takmadım yani yuvarlak cam. Daha yani öyle doğru düzgün yuvarlak camlı pek fazla gözlüğüm olmadı. Yani Ray-Ban'lar bu şekilde arkadaşlar. Mesela şunları da son olarak gösterirsem bitireyim Ray-Ban kısmını. 178 dolar yani maksimum 213-215 ve 178 genel bir fiyatı var. Şu tarafta Versace ve Gucci'ler var. Gucci'ler biraz da bayana yönelik tabii. Şöyle işte ayrıntılarını şöyle göstereyim. Yani çok 375 dolar buna vermem be abi. Hanımlar, hanımefendiler. Şu gözlüklere vermeyin bu kadar para. Türkiye'de falan da vermeyin. 420 dolar. Ey maşallah. Mesela 420 dolar ne gerek var buna o kadar para vermeye? Veya Versace. Versace'ler mesela şu şık duruyor biraz ama. Ya mesela şunlar çok kaba. Şurası deri meri bak. Allah aşkına bir bak şuna. Ya şuna bir bakar mısın? Aslan desenleri falan. 285 dolar. Bir denemek istiyorum. Bir çirkinliğini bir görün yani. Yani öyle şey bir şey de değil. Şunun çirkinliğine bir bak ya. Şuna bir bak Allah aşkına. Çirkinliğine bir bak. Bayağı sağlam çirkin. Ama şu şık duruyor. Şuna bakabilirim. Bunun fiyatı ne kadar? 245 dolar da bunun arkadaşlar. Bu biraz daha şık duruyor. Bunu gösterebilirim size. Yani açılışından bile belli bayağı Allah nerelere getirdim bana. Bu şık duruyor. Ama böyle şeye benzedim. Bu bir tane dizi vardı. Neydi lan o? Cucadı mıydı? Bir şey cadı. Orada bir tane müdür vardı. O müdüre benzedim. Çok saçma. Şu gözün çirkinine baksana. Allah aşkına. Bu gözlükler para ediyor işte. 245 dolar. Yani sırf Versace değil. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Hiç bana kızmayın. Gucci falan daha pahalı. Gucci daha da pahalı. 505 mi diyor? 375 dolar. Şunlar arkadaşlar. Çok ilginç. Şurada Prada'lar var arkadaşlar. Prada'ları da göstereyim size. Şu Prada'yı mesela hemen bir deneyeyim. Aynı zamanda fiyatını göstereyim. 270 dolar bu Prada arkadaşlar. Ayrıntılarını da size göstereyim. Burada da tatlış bir misafirimiz var. Onu da göstereyim. Okey. Ah, evet. Prada'mız da bu şekilde arkadaşlar. Prada şıkmış bak. Prada hoş. Prada güzel duruyor. Ama işte ben yine damla gözü pek sevmediğim için şey yapamıyorum maalesef. Mesela diğer Prada'ların fiyatlarına da bakarsak arkadaşlar. Hemen şuradaki bayanlar için olan modeline bakayım. Dümdüz gözlük bak. Allah aşkına dümdüz gözlük. Hiçbir özelliği yok. Sadece şurada Prada yazıyor diye 310 dolar. Hiçbir özelliği. Güneş gözlüğü yani. Şöyle bir hani dayı gözlüğü var. 420 dolar gene Prada. Dolce Gabbana'lar var. Dolce Gabbana mesela şu şıkmış. Şurada bir tane Versace vardı onu da göstereyim. 370 dolar da bunun fiyatı arkadaşlar. Göstereyim size hemen. Bu da arkadaşlar bu şekilde. Şöyle görmeniz gerekirse. Yok hiç de şık değilmiş. Hiç şık değilmiş. Ben beğenmedim yani. Siz beğenmiş olabilirsiniz ama. Şöyle gösterdim arkadaşlar. Dolce Gabbana yani 370 dolar sana verilmez kardeş. Yani daha da pahalı modelleri kesin vardır zaten. Şuna bir bakayım. Şurada Dolce Gabbana yazıyor diye. Şuna arkadaşlar 350 dolar verilmez. Yani Tiffany Company var burada. Bu neymiş hemen bakayım. 400 dolar da Tiffany Company'ymiş arkadaşlar. Bunlar biraz da bayan zaten. Denememe gerekiyor. Şu şeyi göstereceğim size. Versace'de. Yani Purcell diye bir marka var. Onu da göstermem gerekirse Purcell'ları da arkadaşlar. Fiyatı 310 dolarmış. Şu gözlüklerin de fiyatı çok gereksiz pahalı. Şu Versace'leri göstereceğim size. Nerede onlar? Şunlar ya dünyanın en çirkin gözlükleri. Allah aşkına şunun bir çirkinliğine bir bak ya. Çirkinliğine bir bak. Ve 245 dolar. Şuna bir bak Allah aşkına. Bu ne ortada böyle ya. Böyle bir gözlük. Bunun bir de daha da çirkini var. Daha da çirkini de bu. Daha da çirkin bir altın. Tam bir Meksikalı olarak takıyoruz. Bu da 245 dolar. Bir deneyeyim hemen. Böyle çirkin ya. Bu denli çirkin. Şuna bir bak. Böyle bir çirkin gözlüğü var. Şunu da koyalım. Şu yuvarlağı muvarlağı. Allah aşkına gözlüklere bir bak. Evet devam edelim. Burberry var arkadaşlar. Burberry'nin modelleri de mesela 245 dolar bunu. Mesela hemen deneyim. Burberry'de de her defasında bu desen var. Her şeyinde. Bokunu çıkardılar yani. Burberry. Bunun da gözlüğü bu şekilde. Düz gözlük işte. O yani Ray-Ban alırım yarı yarıya fiyatları ya. Hiç gerek yok hiç. Allah aşkına şuna bir bak ya. Şu gözlüğe bir bak ya. Allah aşkına. Denemek istiyorum.
295 dolar. Senin modelin ne Burberry? Allah'ım ya Rabbim ya. Takarsak. Allah'ım şuna bir bak. Şuna bir bak ya. Ya Rabbim ya Resulallah'ım. Şöyle dikkatli çıkarıyorum ki 300 dolar 400 dolar şunlar nedir? Üstünde de Burberry yazıyor. Belli oluyor mu bilmiyorum ama gözlükte Burberry yazıyor ve 245 dolar istiyorum. Dünyanın en çirkin gözlüklerine bu kadar para. Görüyorsunuz mu ekranı? Burberry yazıyor. Allah'ım ya Rabbim ya. Şöyle çıkarsam bunun daha da çirkini var. Yani çirkinlik abideleri. Michael Kors'lar var arkadaşlar. Michael Kors'lar yani bir nebze daha tatlı duruyorlar en azından. Daha şık duruyorlar. Mesela şuna bir bakalım hemen. 159 dolarmış. Yani ucuzladıkça fiyatı güzelleşmesini anlamış değilim. Neden böyle? Maşallah göbeğim de burada belli oluyor. Yani bu iz çıkarıyor. Ben bu tişörtü anlamadım. Normalde bu şekildeyim. İçeri çekince bu şekildeyim. Ama bak bu fazladan böyle göbeğim varmış gibi duruyor. Normalde bak böyle. Anlamadım. Neyse. Bak bu şıkmış. Michael Kors'un bu gözlüğü şık. Ben anlamıyorum. Fiyatı ucuzladıkça arkadaşlar şey oluyor. Bu ne lan böyle dandik gözlük mü olur? Allah aşkına. O kadar para veriyorsun. Gözlük böyle kapanıyor. Allah aşkına çat diye düşüyoruz. 153 dolar vereceksin. Böyle kapanacak ha. Coach var arkadaşlar. Coach nedir bilmiyorum. Hiç duymadığım bir model. 145 dolar bunun fiyatıymış. Üst tarafta gözlükleri var. Michael Kors'ların bayanlar için olanları da var. Gördüğünüz gibi. Watch var. AX var. Şu tarafa da gidersem son olarak orayı da çekeyim. Burberry, Versace, Gucci, işte gördüğünüz gibi Prada, Dolce Gabbana, Tiffany Company, Prada, işte hepsi Ray-Ban, hepsini çekmeye çalışıyorum size. Oakley diye bir model var arkadaşlar. Bunlar biraz daha sporcu gözlüğü. Mesela şöyle gösterebilirim size. Mesela 196 dolar arkadaşlar. Böyle snowboard için falan bunu kullanabilirsin. Yani şu tarz arkadaşlar. Böyle full korumalı. Böyle şeyler var. Yani böyle cool durdu ha. Ben böyle gözlük hiç sevmiyorum ama cool durdu. Mesela bunlar da bu şekilde arkadaşlar. 200 dolar civarında böyle Oakley'nin gözlükleri arkadaşlar. Şöyle koyalım Oakley'nin gözlüğünü de. Ray-Ban'ın şu gözlüğü biraz daha şık duruyor. Havada yakaladım gözlüğü gidiyordu. 258 dolara şu varmış. Bunu bir deneyeyim sonra da diğerini deneyeceğim. Mesela yak be bu çirkin. Bunu beğenmedim. Dur, daha güzelleri var. Ray-Ban en güzeli. Vallahi Ray-Ban'dan vazgeçmeyeyim. 233 dolar da buymuş. Küçük ama benim gözüme küçük oluyor bunlar ya. Bunlar küçük oluyor bana böyle. Yani ben pek beğenmiyorum, bilmiyorum. Büyük çerçeve gözlükleri daha çok beğeniyorum ben. Yani şu bile daha iyi olabilir açıkçası. 178 dolar da bu gözlükmüş arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz zaten. Türkiye daha bile ucuz olabilir mi acaba? Yok lan bu da güzel değil. Allah Allah lan güzel gözlük bulamıyorum ya. İlla çakmam almamız lazım güzel gözlük alabilmek için. En güzel ben şunları falan beğendim. Ve şunlar güzeldi yani şu tarzı olanlar. Mesela az önce taktığım mesela en güzeli bu değil mi? Şimdi siz yorumlayın. En cool'u bu olmadı mı? Allah aşkına. Ne bileyim ya da şu daha güzel değil mi? Yani. Atıyorum. Veya yuvarlak veya işte şu olan. Mesela şu. 143 dolar bu arada. Bak en ucuzu. Buradakilerin en ucuzları. Bunlar. En güzeli bu olmadı mı şimdi yani? Bunlar daha şık değil mi? Veya yuvarlak olanı. Bilmiyorum bana daha güzel geldi. 143 dolar gayet. Diğerlerine göre de uygun. Fiyat olarak şunları düzeltelim. Ayıp olmasın adaları. Şu da hoştu. Benim aynı tarzda bir gözlüğüm var. Ray-Ban değil ama şey yani güzel. O da güzel. Ben şunu beğenmiştim. Nerede o? Şu gayet şık arkadaşlar. En güzelleri bu. Bu da 153 dolar. Şöyle göstereyim fiyatını size. 153 dolar. En güzeli de bu arkadaş. En şıkı bu. Ben en çok bunu beğendim yani. This one better than and another. Hepsinden alayından iyidir diyorum. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi hepsini çekmeye çalıştım. Aa şu güzelmiş. Dur şunun fiyatını da söyleyeyim en son. 188 dolardı arkadaşlar. Şu gözlüğün fiyatı. Şöyle gösterirsem. Bu da şıkmış. Ama ben o üstünde şey var ya, ekstra bir şey var ya, o yüzden sevmiyorum. Ekstra bir şey olunca sevmiyorum. Bu şekildeydi arkadaşlar. Böyle bir küçük gözlük şey yaptık. Neleri gösterdik? Voyage'u gösterdik. Michael Kors'u gösterdik. Prada'yı gösterdik. Versace'yi gösterdik. Dolce Gabbana'yı gösterdik. İşte ne bileyim hepsini gösterdik arkadaşlar. Armani var bak. Armani'yi de dur. Son olarak Armani'yi de göstereyim. Şöyle arkadaşlar. Ne? 75 dolarda Armani arkadaşlar. 75 dolarmış. Aa deneyeceğim. Dur bitirmeden Armani'yi deneyeceğim. Armani de bu şekilde arkadaşlar.
Armani'miz de bu şekilde. Armani'nin değişik değişik modelleri var arkadaşlar. Şöyle bir kapatayım. Ya dikkat etmeye çalışıyorum ki zarar vermeyeyim yani mümkün oldukça. Şu da güzelmiş. 125 dolara da bu varmış arkadaşlar. Bunu da bir deneyeyim. Bu da bu şekilde. Ya çok da şık değil pardon ya. Çok da beğenmedim. 125 dolar doymuş. Armeniler de o şekilde. Hepsini göstermiş oldum size. Versace'ler, şunlar, bunlar, Prada'lar alayını gösterdim. Sangalası Sata teşekkür ediyorum burada kardeşlerim. Buradaki bir abla, yani abi vardı bir de abla var. İkisi de yardımcı oldular. Video çekmeme de izin verdiler. Hepsini gösterebilirsin dediler. Onlara da teşekkür ediyorum. Sizlere de beğendiğiniz için, yorum yaptığınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Abone olmayı ne olur unutmayın arkadaşlar. Haydi görüşmek üzere. Nope. Complete the mission.